Peki beta'ya gelin. Beta'ya baktığınızda şu an kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani yapmak istediklerinizi ne kadar yapabildiniz? Şu an mı? Bugün itibariyle. Evet. Beta şu anda yaklaşık herhalde %70 falan bitti diyebiliriz. Öyle değil mi aklına bir şey mi? Beta mı? %70 yani. Falan. Her şey yok. Yani işte yaklaşık bir 3-4 haftalık süreci kaldı. Yani bir ay desek yuvarlak. Herhalde diyeyim 170 olur. Birçok sistem şu anda bitti sayılır. Hala işte sizin bugün gördüğünüz gibi birçok sistemde yarım yamalak duruyor ama bunların en güzel tarafları çok kısa sürede bitirilip entegre edilebilecek şekildeler bunlar. Yani çok ufak işleri kaldı. Herhalde bu zaten bir iki hafta için tamamen biter ama ondan sonraki iki haftada artık testler yapılır. İşte bu stabilite testleri, performans testleri falan yapılır. Ve herhalde biter. Eğer bir dediğim gibi yani bir aksilik çıkmaz ya da sizin gibi geri bildirimde yapan arkadaşlar çok büyük bir şey söylemezler sana. Bunu mutlaka şöyle yapın ya da şunu ekleyin gibi bir şey çıkmazsın. Herhalde bitecek bir ay sonra. Evet, şimdi size gelelim. Hükümet senfoni yaparken, yollarını tasarlarken hangi yönlerde etkilendiniz veya etkilendiğiniz belli yapıtlar veya yapımcılar, tasarımcılar oldu mu? Seviyeleri tasarlarken mimari ve artistik tarz olarak direkt şundan etkilendim diyebileceğim bir yapım mevcut değil. Çünkü demo sürecinde bizim geçen level'ımız gotik mimaride ilerliyor ve gotik mimari zaten belirli formatlar olan, belirli çizgilere sahip olan bir mimari tarzı olduğu, yani bir sanat dalı olduğu için gotiğin texture'ından tutun da atıyorum level'da geçen kemerlere kadar, kapılara kadar gotik izler taşıması gerekiyor. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Peki tasarımınızda iç mekanlar ve kapalı mekanlar arasında bir denge var mı? Veya hangi taraf daha ağırlıklı olacak? Demodaki level tasarımımız oynanış olarak tamamen iç mekanda geçiyor. Dış mekanda ise sadece oyun içi sinematikten oluşan bir sahnemiz var. Burada dış mekanda oyun içi sinematikte bağlı olduğumuz birliğin düşman kalesini kuşatmasını göreceğiz. Atıyorum mancınıklar kaya atacak, gerçek fizikle etkileşerek kale duvarlarını, sur duvarlarını yıkacak ama biz burada herhangi bir etkileşime giremeyeceğiz. Oyuncu olarak sadece iç mekanlarda, kalenin zindanlarında ve üst mekanlarında savaşıyor olacağız. Ya bu demo için bir durum sadece. Sadece bu tabii yani şey için, yayıncı demosu için geçerli bir durum. Yoksa oyunun ilerleyen saflarında mağaralardan tutun da açık arazilere kadar, işte zindanlardan güzel şatoların atıyorum içine kadar çeşitli ortamlarda oyuncu oyun oynama fırsatı yakalayacak. Peki bir önemli noktada fizik motorunuz. Oyun tasarımınızda fizik motorunuzun nasıl bir etkisi oldu? Fizikler için tasarımınız önemli ilişkiler yaptınız mı? Önemli farklar yarattı mı fizik motoru? Fizik motoru Hükümran Senfoni'nin gameplay üzerinde direkt bir etkisi var. Yani oynanışta hatta oynanış stratejilerinizi belirleyecek kadar etkisi var. Örnek vermek gerekirse karşıda mesela düşman birliği var. Bu düşman birliğini çeşitli yollardan yok edebilirsiniz. Etraftaki objelerin fiziksel özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Bir kaya kütlesini ağların üzerine duran mesela bir kaya ya da varil kütlesini serbest bırakarak düşmanları fiziksel yolla öldürebilirsiniz. Ya da direkt cengaver gibi kılıcınızı elinize alıp direkt dalabilirsiniz. Tabii gibi. Caizse. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi gelin fiziklere. Fiziksel konusunda nasıl bir sorun alanını seçtiniz kendinize ve Hükümet Senfoni'yi diğer fizik motor konularından ayıran ne özellikleri var? Şimdi öncelikle kullandığımız fizik motoru AGR. Gerçekten şu ana kadar çıkmış olan diğer dünya çapındaki oyunlarda kullanılan fizik motorunu kullanıyoruz. Doğal olarak bu oyun motorunu kullanmakla oyun içerisindeki fiziklerin de hakikaten insanın oyun oynarken gözüne hitap edecek şekilde olması lazım. Fazla abartıya kaçmadan. Biz en ince ayrıntısına kadar düşündük. Hatta Yeniçeri'nin ok atma olayını bile fiziğe bağladık. Ki herhangi bir duvara falan çarparsa ok doğal olarak fizik olayıyla direkt yere düşecek ya da başka tepkiler verecek. Tahtaya çarparsa saplanacak. Hatta karaktere saplanırsa karakter üzerinde kalacak. Bunun gibi olayları yazdık. Artı tabii sadece ok değil, varil, bardak, bıçak, tabak bunlar bile
fiziksel olarak etkileşime girebiliyor. Tabii fazla aşırıyı kaçmadan kullanıyoruz bunları. Oyunda oyuncunun görmesi istediği şeyleri vermeye çalışıyoruz. Genel olarak kullandığımız sistem de bu zaten. Teşekkürler. Oyunun farklı yapay zekası olacağını biliyoruz. Oyunda önemli bir etken yer alıyor. Şimdi sorum şu olacak. Yapay zeka oyunda önemi çok büyük biliyoruz ancak ne gibi farkı var diğer yapay zeka ve rol yapma oyunları arasında? Şimdi özellikle bizim oyunda biliyorsunuz fizik çok önemli. Fizik önemli olunca biz bu fizikle uzmanlık konular olarak birçok oyuna özel öge, özel böyle oyuncunun zevk alacağı şeyler ekleyeceğiz. Örneğin fiziksel engellere bunlar örnek olarak verebilirim. Şimdi yapay zeka mümkün olduğunca gerçeğe yakın şekilde düşünebildik. Bu fiziksel engelleri, fiziksel bulmacaları ya da fiziksel ögelerin birbiriyle ilişkilerini çözebilmeli. Bunlar arasında uyumlu hareket edebilmeli. Yapay zeka sırf bir düşmanı tespit edip ona saldırma ya da ondan kaçma olarak ağlamaması lazım. Klasik oyunlarda olduğu gibi. Birlikte takım hareketi, gerçek fiziksel bir dünya içinde olduğunu fark edebilme ve buna göre çevresindeki nesnelere, objelere tepki verebilme çok önemli. Biz özellikle bunun üzerinde çalışıyoruz. Karakterimiz dünya içinde gezerken çevresinde bulunan her şeyin farkında olduğunu hissedebilmelisiniz. Bu çok önemli. İşte gerçek yapay zeka budur yani bizim hedeflediğimiz. İşte mesela komşunun mobilyaya saklanması falan diyebilir miyiz onun için? Önce. Örneğin işte diyelim ki klasik iki tane karşı ırktan düşman yani birbirine düşman olarak iki karakter savaşırken karakterin bir tanesi önünde duran varillerin farkına varıyor ve onların arkasına geçip saklanabileceğini hissediyor. Saklanıyor, ateş ediyor falan. Neyse diyelim ki silahı ok atıyor diyelim. Oku bitti. O varili tutup silah olarak olan karşı tarafa atabileceğini bilecek. Onun fiziksel nesne onu alıp kaldırıp atacak. Karşı tarafa düşecek. Örneğin varilin içinde barut var. İşte diyelim ki barut tuzu döküldü. Onu ateşe verip oran yanacağı veya onun hava uçacağını bilecek. Bu fiziksel nesneleri onların hepsinin özelliklerinin farkında olacak yani. Yapay zeka işte gerçek dünya ile etkileşimi işte tamamen yaşayan bir dünya olması ve bütünleşmesi için çalışacağız biz. Bunun için işte altyapıyı oluşturduk. Oluşmaya devam ediyoruz. Fiziksel altyapıyı oluşturduk en azından. İşte yapay zeka bunun üzerine gelince gayet güzel bir şey olacağını tahmin ediyoruz. Peki ana karakterimiz yapay zeka ana karakterimiz yardımcı ve müttefiklerine emirler verebileceğini söylemiştiniz. Evet. Peki bu etkileşim ne şekilde olacak? Bize tamamen itaat mi edecek? Usta belli kendi fikirlerini ortaya koyacak mı? Onun aslında şeyi dengelemesini çok iyi ayarlaması gerekiyor. Şimdi aslında kod içerisinde belli bir şeyimiz olacak. Çekirdek sistem dediğimiz sistem olacak. Bunun dengesini ise bizim esas script sistemimiz var. Yapay zekayı da bunun üzerine kurmayı düşünüyoruz. Az sonra Barış ve Arda arkadaşımızla da şey yapacaksınız, konuşacaksınız. Bu script sistemi üzerinden yapay zekanın davranış biçimlerini direkt script'le yazarak ayarlamayı dengelemeyi düşünüyoruz. Tabii bu aşamada test, beta testin çok önemli. Bunun testi yapılarak ırkların kendine özgü yapay zekaları dengelenerek bu şekilde şey yapacak. Yani bizim emrimizde mutlaka belli bir şeye kadar kalacaklar. Bize birlikte olan ekip ama yerine göre inisiyatif kullanmaları gerçeğe yapılması açısından gerekecek. Ama bu ne ölçüde olur, nasıl olur? Onu tamamen işte deneyerek, test ederek bir şey yapacağız, bulacağız onu. Yani şey değil mesela, onu da Angular örnek bence şey olur. Adamlarınızdan birini diyelim, dediniz ki git şu 3 tane adamın içine gir. Yani gir onlara, saldır dediniz. Adam denerse çok düştü mesela yapmayabilir. Ya yani ben oraya girersem ölürüm diye düşünüp o konuda çekimsel kalır. Veya belki geç uygular. Belki gider oraya ama ilk 7 darbeden sonra kaçmaya başlar. O tür şeyler olacak yani. Yani bir direkt 3 tane adam var kendisi tek. Saldır dediğiniz zaman gidip direkt 3'ünün arasına girmesi farklı. Ya da gidip önce işte orada bir şey var. Demin bahsettik ya fıçı. Fıçının arkasından saklanıp oradan birini ateş edip onu kendi yanına çekip onunla işte savaşıp daha sonra teker teker hepsini yanına çağırarak hepsini teker teker şey yapması. Dere dışı bırakma çekmesi de var yani. İki, değişik adam açıp. Ya da hiç gitmemesi var Erkan dediği gibi. Kafadan da gitmeyin de yani.